Cümleten selamünaleyküm değerli dostlarım. Bugün herkesin çok beklediği ve yakından dolandırıcı olduğunu bilip de bu videoyu 4 kez bekleyen insanlara duyurulur. Emre Türkoğlu videosuyla şu an sizlerin karşısındayım değerli dostlarım. Şimdi bu Emre Türkoğlu denen şahsın o kadar mağduriyet yaşattığı insan var ki hani hangisine yetişeceğini ben şaşırmış durumdayım şu anda. Böyle bir şey olamaz ya. Hani bu hızda, bu kadar yoğunlukta insanı dolandırıyor, tamam mı? Hani bu kadar dolandırdığı insanın içinde tek bir kişi dahi çıkıp bugüne kadar bu adamı ifşa edememiş mi ya? Gruplarda, orada, burada. Hani birkaç defa ben bunlarla paylaşıma denk geldim. Gördüm. Hani nasıl bir model olduğunu da biliyorum. Araştırmaların sonucunda zaten bunun hani ne olduğu ortaya çıkıyor. Her neyse biz konumuza dönelim. Şimdi 140-150 tane insanın içinde beni en derinden sarsan, hani beni en derinden etkileyen bir mağduriyet var. O da şu anda hani bir askeri personel. Bir uzman çavuş arkadaşımız var. Bundan dolayı kimliğini yani açıklayamıyoruz burada. Kendisine komutanım diye hitap edelim. Şimdi bu arkadaşımızın yaşanmış olduğu mağduriyet şu. Bundan 15-20 gün kadar önce bu Emre Türkoğlu'nu sosyal medyada görüyor. Adam zannediyor, bu adama ulaşıyor. Tamam mı? Ben diyor bir enik alacağım diyor. Böyle böyle diyor. İlk başta Emre Türkoğlu denen şahıs bundan paranın tamamını talep ediyor. Pardon, komutanımız diyor ki sana diyor kapıra yollayayım diyor. Geri kalanın diyor köpekleri diyor yola çıkardığın zaman diyor ben sana diyor yollayayım diyor kardeşim diyor. Tamam mı? Tamam. Sonradan ne oluyor? İşte komutanımız hani bir anlık gaza geliyor. 4500 liranın tamamını hepsini bu arkadaşa yolluyor. Arkadaşlar yolluyor. Ve arkadaş o köpekleri o gün yola çıkartacağını söylüyor. Tamam mı? Her neyse aradan böyle birkaç saat geçiyor. Ses seda çıkmayınca bizim komutanımız tutuyor. Bu Emre Türkoğlu'nu arıyor. Diyor kardeş diyor. Pardon arıyor. Telefona cevap vermiyor. Arıyor arıyor cevap vermiyor. Sonunda gece telefonuna Emre Türkoğlu'nun eşi çıkıyor. Diyor ki şu an diyor benim eşim diyor köpekleri diyor almaya gitti diyor. Birazdan diyor biz diyor beraber gidip enlikleri diyor yola çıkartacağız diyor. Tamam mı? Olaydan işte bu konuşmadan sonra hani birkaç defa böyle bir konuşma yaşanıyor. Ondan sonra durun şimdi hatırlayacağım yani o kadar çok yaşatmış olduğum mağduriyet var ki hepsi birbirine karışıyor arkadaşlar. Her neyse yola çıkartacağını söyledi. O gün ne ses var ne seda var. Aradan 24 saat geçiyor. Tabi komutanımız dolandırıldığını anlıyor. Tamam mı? Ondan sonra üzerine benim yaptığım olduğum yayına denk geliyor. Bu Emre Türkoğlu'ndan bahsettiğim bir yayın var işte. Bundan komutanımızdan önce birkaç kişiye daha mağduriyet yaşatıyor, tamam mı? Ondan sonra o mağduriyet yaşadığı kişiler bana ulaşıyor. Benim ismim duyan Emre Türkoğlu da o yaşatmış olduğu mağduriyetlerin hepsini tek 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 gideriyor. Tamam mı? Allah razı olsun. Paralarımızı yatırdı. Şimdilik herhangi bir şey yapmayacağız. Diğer başka dostlarımıza herhangi bir şey, bir yanlış yaparsa alaşağı edeceğiz. Şu an için beklemedeyiz. Paralarını herkesin geri yatırdı. Vallahi senin ismini duyunca altına yaptı desin. Orman Bakanlığı samimi söylüyorum bak senin ismini duyunca şekilleri değişti. Dedim mi hani ben Orman Bakanlığı, Maliye, CİMER yani seni itin götüne sokacağım dedim. Yatırmış paraları al bak dekon. İşte bu yayında da Emre Türkoğlu karşıma geldi. İşte bunları konuşuyorduk. Komutanımız oradan görüyor. Bana ulaşıyor. İşte diyor sevgili kardeşim durum bundan bundan ibaret. Hani ben günlerdir bana bahaneler uydurup duruyor. Telefonlarıma bakmıyor. Ondan sonra yok başında sıkıntı var. Sıkıntının ne olduğunu kimse de bilmiyor. Hani açıklık da getirmiyor. Yani işin açığı işte adamı dolandırıldığını anlıyor. Hani bu sayede bana ulaşıyor. Hani bunların hepsinin kanıtı, delili, ispatı, konuşmaları vesaire hepsi var. Her neyse araya ben dahil oldum. İşte komutanımızın defontlarını vesaire mağduriyetini tuttum. Bu Emre Türkoğlu'na mesaj olarak attım. Ondan sonra aradı bu beni. İşte bakın asıl karakterini burada yakalayacaksınız. Bunu aradım tamam mı? Dedim sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Bak daha dün senin adına canlı yayın yaptık. Adamın zararını gider. Yani bir mağduriyet yaşatmışsın. Adamın zararını gider. Bir baktım üstten böyle bağırıp çağırıp konuşmalar. Lanlı mınlı ithamlar. Hani orada beni germeye çalıştı ve onu da başardı zaten. Her neyse işte
Orada ufak çaplı bir tartışmamız oldu. Sen hani adamın zararını gidermezsen dedim. Ben seni bu defa dedim ilkinde sana işte sağduyulu davrandığın için bu videoları yapmadım. Eğer bu adamın mağduriyetini gidermezsen seni açık ve net dedim ifşa ederim kardeş dedim. Tamam mı? Bu daha beden celallendi. İşte orada bir takım birbirimize etmiş olduğumuz kelimeler oldu. Ondan sonra telefonu kapattım. Ve ondan sonra da komutanımıza ne diye? Bakın modele bakın. Seyfi diyor benden diyor özür dilemezse diyor. Ben diyor senin diyor paranı yollamam diyor en iyi. Sana böyle bir hakkı kim veriyor? Karaktersiz, namussuz, şerefsiz olan. He? Kimse kalmadı sen devletinin askerine bunu yapmaya. Ya herkesi bir kenara geçtim. Gecesini gündüzüne katarak o parayı kazanan bir insan lan bu. Lan azıcık elinizi vicdanınıza koyun lan. Adamın ettiği tek laf benim içimi cızlattı ya. Benim diyor çocuğuma diyor bez alacak param yok diyor. Bu ne demek siz biliyor musunuz? He? Ne demek senin o paranın hani tek kuruşu senin iflah edeceğini mi sanıyorsun sen? Emre Türkoğlu. Yazıklar olsun size be. Lan bu kadar mı düştünüz ya? Şimdi biz çıkıp bunları insanlara anlatıyoruz. Yeri geliyor böyle sert çıkışlar yapıyoruz. İnsanlar diyor ki ulan diyor bu adam diyor niye bağırıyor çağırıyor bunun diyor üslubu nasıl diyor. Kardeşim güzel dostlarım. Şimdi bu tür bir model insanla karşı karşıya kaldığınızı şöyle bir empati kurarak bir düşünün bakalım. Mağduriyet yaşattığı adamın durumu yok. Bunun ayıbı yok tamam mı? Vatanımızı milletimizi koruyan bizim Türk askerimiz lan. Yani askerimize bunu yapan tövbe haşa bize neler yapmaz. Bir kendinizi o adamın yerine koyun. Çocuğuna bez alamayacak kadar düşük bütçeye sahip vatanını milletini koruyan bir insan. Yani benim o laf benim içimi çok fena yaktı tamam mı? Allah bunların da içini yaksın diyeceğim de şimdi beddua etmek bana yakışmaz. Beddua etmek bana da yakışmaz. Şimdi bahsi geçen konuşmaları, kanıtları, delilleri ben kısım kısım tekrardan koyacağım. Bunun nasıl bir model olduğuna, bunun nasıl bir sahtekar olduğuna siz karar verin. Şimdi ben özür dilemeyeceksem adam parasını yollamayacakmış. Tamam, hadi bu adamı geçtik, komutanımızı geçelim. Geriye kalan 140-150 kişiye ne diyeceksin? Emre Türkoğlu, sen bu şekilde davranmaya devam edersen ben hiç yerinden o 140-150 kişiyi tek hepsini alırım. Seni rencide ederim, seni bu şekilde ifşa ederim. Akıllı ol, adam ol. İnsanları dolandırıp mağduriyet yaşatıp üzerine üstelik de gelip hani öyle delikanlıcılık oynama. Ben yemem o numaraları. İnsanları dolandıracaksın, haksız kazanç elde edeceksin, fakirin fukaranın 5 kuruşuna gözükeceksin, geleceksin, delikanlıcılık oynayacaksın. Yerim lan senin gibi delikanlıyı, önündekini kestirsen. Sen ben erkeğim diye gezme. Bu kadar açık ve net konuşurum. Vatan hainisiniz lan siz. Evet değerli dostlar. Artık daha fazla bir kelimenin mantığı yok. Yorumu siz değerli dostlarıma, kardeşlerime bırakıyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. İnsan gibi görüşlerinizi yoruma belirtin. Hani bu nasıl bir model? Nasıl bir mahlukat? Elinizi vicdanınıza koyarak yorumlarınızı bekliyorum. Bu tür insanların daha çok ifşa olması için bu videolar yayın arkadaşlar. Bu camiaya bu akım şart. Şu an bak bu akımı başlattık. Tüm sahtekarların dolandırıcıların etekleri tutuşuyor. Bu nelere vesile oluyor? Siz az çok idrak edebiliyorsunuz. Şimdi bu tür bir kanalın varoluşu nedir? Hani bu tür insanların yapmış olduğu dolandırıcılıklardan dolayı bize ulaşıp bunların ifşa olacağı. Yani bunları düşünerekten artık hareket ediyorlar. Birçoğu da bu kanalın ilerlemesini istemiyor tamam mı? Yani böyle bir kanalın var olmasını sahtekarlar istemiyor. Çünkü ağzı yanan insanlar gelecek bize de açacak. Biz bunların ne olduğunu sizlere yansıtacağız. Anlatabiliyor muyum? Camiada şu an farkındalığın dibine vurduk. Camiada olması gereken en doğru yolda ilerlediğimi düşünüyorum. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videoya like atın, yorum atın. Videoyu tüm herkese yayın arkadaşlar. Kimin ne olduğu ortaya çıksın. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben de takipçi sayısına falan böyle baktım. Güvenilir dedim. İyi niyetimizden kaybettik yani parayı ona gönderdim. Şimdi en ondan başından, sonra tekrar. Şimdi kısım kısım özetleyerek geçelim. İnsanlar da neyin ne olduğunu tam anlamıyla idrak etsin.
Şimdi sen ilk başta paranın tamamını yollamaktan, hani ben bunu tamamını yollamayacağım dedin. Kaç para kapora yolladın ilk başta? Köpeği yola çarpması için. Abi ben şuna 2000 göndereyim dedim, kabul etmedi. Ben hepsini gönderdim. 4.500 lira para gönderdim. Sen direkt kapora falan yollamadan 4.500 lira direkt bu adama yolladın. Evet, sonrasında ne oldu? Evet, sonrasında beni aradı, tekrar konuştuk. İşte dedi ben bir şeyler falan yiyeyim dedi. Ondan sonra işte otogara geçeceğim dedi, köpeği yollamak için. Ondan sonra telefonu kapattık, ben de bekledim. Aradan birkaç saat geçti. Hani dedim bir konuşalım dedim. Gitti mi, kaldı mı, ne oldu diye. Evet. Aradım, ondan sonra bana cevap vermedi. Evet, sonra. Akşam hani işi falan çıkmıştır diye düşündüm. Ondan sonra akşam aradım. Akşam eşi telefonu açtı. evet. Emre'nin telefonu bozuk dedi. Emre köpekleri almaya gitti dedi. Gelince dedi beraber köpekleri göndereceğiz dedi. Otogara gidip göndereceğiz dedi. Evet. Ondan sonra öyle yani, daha artık ulaşamadım kendisine. Gitti yani. Otogara gideceğiz dedi. Eşi de yani bu duruma ortak olmuş sayılıyor bir yandan da. Yani eşinle beraber gidip eniklerinizi yani yola çıkartacağız dedi. Ondan sonra ne oldu? Aradan 24 saat geçti. Aradan 24 saat da geçti. Amcasını ani ben dolandırıldığımı anladım işte. Ondan sonra ulaşmasına en yakın amcası işte falan, kendisine ulaştım. Evet. O da kendisinde numara, amcası kendisinde Emre'nin numarasını olmadığını söyledi. Bir şekilde ulaşıp size döneceğimi söyledi. Kendi Ondan öz sonra amcası, öz öyle abi, amcası ondan sonra bir ulaşamadım. dakika bir dakika. Öz amcasında yeğeninin telefon numarası mı yok dedin sen? Ben mi yanlış anladım? Evet. Ben de öyle şaşırmıştım. Sana yemin ederim var Kendisinde ya. yok. Allah yüzüne bakmış ki sen bununla kurtulmuşsun. Şu an bu adamın dolandırdığı insanların sayısı belli değil. Bana ulaşan rakamdan bahsediyorum abartısız. Bak 140-150 kişi. Şimdi ben bu adamları tek tek bu Evet. şekilde video kayıt altına alsam ne benim ömrüm yeter ne de artık camia bu kadar karaktersizlik kaldırır yani. Yani bu insanın nasıl bir model olduğunu bizim amacımız yani insanları nasıl dolandırdığını ortaya döküp bu adamlara da bir başkasını kanmasını engellemek. Yani bu farkındalığı yarattık. Çok sayıda da şu an ses getiriyor. Hatta bu Emre Türkoğlu senin olaydan önce birkaç kişiyi daha dolandırdı. Bu adamlar bana ulaştı. Tamam mı? Aha bak ezan da şahidim. Ezan okunuyor şu an. Adamlar bir şekilde benimle irtibata geçtiklerini bu Emre Türkoğlu'na söylüyorlar. Emre Türkoğlu da beni bir araştırıyor. Bakıyor ki ben böyle bir insanım. Direkt o mağduriyet yaşattığı insanların hepsinin mağduriyetini gideriyor. Ondan sonra sen çıkıp geldin. Tuttun bu sefer senin işte yollamış olduğun dekontu vesaire mağduriyetini dile getirdim. Ardından aradı. Dolandırıcılığını örtbas etmek için nasıl bir tepki verdin orada seni de ortak konuşmaya aldım sen de şahit oldun. Sen bu adamı niye dolandırdın diyorum yüzüne karşı dolandırıldığını bak dolandırıcı olduğunu yüzüne vurduğum için orada kalktı güya kendi çapında işte biraz sert çıkmaya falan başladı. Hani bunu niye yaptı? Beni başka türlü susturamayacağını anladı. Şimdi ben bunun dolandırdığı o kadar insanla muhatap olmuşum. Şimdi yarın bir gün çıkacağım ben bu dolandırdığı tüm insanları bunun yüzüne vuracağım değil mi? Bu bir an önce işte beni susturmanın peşindeydi. Onun da başaramadı. Şu an tam tersine kendi ayağına sıktı. Artık sonucuna da kendi katlansın. Şimdi sen buna ayın karşısına 4,5 milyar yollamıştın. Nasıl abi, mi anlamadım. Hangi tarihte sen buna tam 4.500 TL yollamıştın? Aradan bir 15-20 gün geçti herhalde. Hafta sonuydu, cumartesi, tam olarak hatırlamıyorum ama erken bir tarih yani. Şu an Pek üstünden zaman da geçmedi. sana Yani. resmen demiş ki parayı yolla, eniklerini hemen şimdi bugün yola çıkartacağım diyor. Aradan 15-20 gün geçiyor. Ve bunu neye bağlıyor biliyor musunuz Evet. arkadaşlar? İnanmayacaksınız ama ben orada biraz kendisine sert çıkmışım. Kendisinden özür dilemezsem adamın parasını yollamayacakmış. Evet, Evet. yanlış duymadınız. Tam olarak hani bunu şey yapıyor. Sapın. Dolandırıcılığını bu şekilde örtbas etmeye çalışıyor. Kendini çok zeki sanıyor ama adamın zeki, işte zekasını buradan siz şey yapın, idrak edin. Neymiş efendim, sert çıkmışım, seni dolandırabilirmiş. Adam desem bunu kendine hak görüyor. Evet.